Şimdi de kameralarımızı İstanbul'un Anadolu yakasına, şehrin en büyük luna parklarından birine çeviriyoruz. Bakalım çocuklar tatilin tadını nasıl çıkarıyor, anne babalar çocuklarından nasıl rol çalıyor? Ben seninle konuşmayacağım dedi bana yukarı. Çocuklar eğlendi, anne babalar çocuklarını bahane ederek daha çok eğlendi. Süper, bir anda fırlattı. Birkaç saniyeliğine de olsa havalara uçmak ya da renkli boynuzları olan atlarla keyifli bir yolculuğa çıkmak için ne kadar bütçe ayrılmalı? Magazin 8 Bostancı Luna Parkı'nda bir gün geçirdi. En eğlenceli oyuncakları sizin için denedi. Kimler hangi oyuncaklara binebilir tek tek öğrendi. Gaz! 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 Alo, 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 eri, tam, tam, alo, 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 eri, seksi, tam. Hem kendi etrafında hem de bağlı bulunduğu demir ağın etrafında 360 derece dönen bu rock'n'roll'a binmek yürek ister. Ama belli ki Asya ve Berin çok cesur. Ya da korkularını belli etmiyorlar. Hiç iyi değilim. Ben başlayacağım. Yok. Abi. Evet. Rock and roll havalanmadan tüm güvenlik önlemleri alınıyor. Koruyucu bariyerler kapatılıyor. Görevli tarafından iyice kontrol ediliyor. Heyecan dorukta. Çok heyecanlıyız. Biniyoruz. O yüzden heyecanlıyız. Bayağı. Bayağı tavan heyecan. Annem de orada bekliyor artık. O bizden daha çok eğleniyor herhalde. Çünkü bayağı heyecanlı. Şurada anne telefonla. Kızlar çok heyecanlı. Evet, korkuyorlar. Yerden metrelerce yükseklikte bir o yana bir bu yana savruldular ama kimilerinin hala dans edecek kadar keyifleri yerinde. Bakalım Asya ve Berrin ne durumda? Konuşamıyorum. Yok. Ya Asya'nın izledik sizi. Tepede saklattınız. Yani bayağı hissetmedim hiçbir şey. Yani çok kötüydü. Bir ara ellerim kaydı sandım. Gerçekten çok kötüydü. Böyle yani şu an bile sallanıyor. Evet. Titiyor, çok kötü. Evet. Eğleneyim derken korkudan az daha kardeşlik bağları bile kopuyormuş. Ben seninle konuşmayacağım dedi bana yukarıda. Bir daha öyle dedim. Konuşmayacağım gerçekten. Onun yüzünden oldu her şey. Ama güzel, keyifliydi. Tabii bu tarz adrenalin yüklü oyuncaklara binmek için Asya ve Berrin gibi 12 yaştan büyük, 1.50'den uzun olmak gerekiyor. Ama minikleri de eğlendirecek pek çok alternatif var. Merhaba. Merhaba. Seni tanıyabilir miyim? Adım Melek Doğa Erçek, 7 yaşındayım. Kazım Türk ilkokuluna gidiyorum. En sevdiğim renk sarı. Annemin adı Melek Sevcan Erçek. Luna Park deyince akla ilk çocuklar gelse de anne babalar da çocuklarını eğlendirme bahanesiyle bolca eğleniyor. İşte gondolu kapatan bir aile. Anne iki kızını yanına almış. Baba da oğlunu. Uçan gondolun tadını çıkarıyorlar ama ebeveyn daha çok eğleniyor sanki. Tabii arada güldüren kazalar da oluyor. Şimdi de dev bir ahtapotun kollarında devri alem yapmaya çıkıyoruz. Rotamızı çarpışan otoların olduğu alana çeviriyoruz. Hanımlar çoktan şoför koltuğuna kurulmuş, kemerlerini takmış. Hala Luna Park'ta olsak da burası çocukların değil, büyüklerin yarış alanı haline gelmiş. Muhabirimiz Hazan da bu eğlenceye dahil olmaya karar veriyor. Ama işin acemisi olduğundan tur atmaktan çok kaza yapıyor. Bostancı Luna Parkı'nın en çok çığlık attıran oyuncağındayız. Bu bir insan mancınığı, yani sizin kuş gibi uçmanızı sağlıyor. Ama öncesinde emniyet kemeri kapatılıyor, koruyucu bariyerler indiriliyor,
kafes kilitleniyor, yani can güvenliği sağlanıyor. Kafes yere iner inmez Melek Hanım'a mikrofon uzatıyoruz. Bakalım yukarılarda hava nasılmış? Süper. Bir anda fırlattığı için bir hani şey olduk, ne oluyor falan dedik ama süper ya, bir daha binebilirim. Bir kere binersem bir daha binemem dedim. Hani hep öyle korkuyordum, çok istiyordum. Ama yok yani, korku benim işim. Zevk galiba. Gelelim işin duygusal kısmına. Bostancı Luna Parkı'nda bir oyuncağa binmek için bir bilet almanız gerekiyor. Peki biletlerin fiyatları ne kadar? Bir biletimiz 7,5 kişi başı. 10 tanesi kampanyalı 60 lira.